Sevgili izleyiciler, hepinizi 2020 yılının son gününde sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. 2020 yılını kısa bir değerlendirmesini yaparak 2021 yılında yapacağımız çalışmaları sizlerle paylaşmak istiyorum. 2020 yılı bildiğiniz gibi tüm dünyayı etkisini altına alan ve şu anda da devam eden COVID-19 koronavirüs salgınıyla mücadele yılı olarak geçti diyebiliriz. Şubat ayında başlayan COVID-19 koronavirüsü hala etkisini sürdürmekte. İşte son günlerde mutasyona uğradığı söylenmektedir. Bu da insanlarda tedirginlik yaratmaktadır. Acaba ne zaman bitecek? Daha da mı bulaşıcı hale gelecek? Bunun tedirginliği vardır. Ben 2020 yılının artık bir an önce biterek 2021'e olumlu bir şekilde başlanması beklentisi içerisindeyim açıkçası. 2020 yılı sadece koronavirüs değil, depremler, sel felaketi, çığ felaketi, bütün olumsuzlukların yaşandığı bir yıl olarak hafızalarımıza maalesef kazındı. Ben 2020 yılında tüm olumsuz çığ felaketinde, depremde, güvenlik güçlerimizin operasyonlarında bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Hakikaten depremde de büyük can kayıpları oldu. En son İzmir depremimizde büyük can kayıpları oldu. Ben bu tür olumsuzlukların 2021 yılında yaşanmamasını diliyorum. 2020'de Karamanlı'da ne gibi çalışmalarda bulunduk? Biliyorsunuz kanalizasyon, yağmur suyu ve içme suyu çalışmalarımız tamamlandıktan sonra yol çalışmalarımıza başlamıştık. Öncelikli olarak ana arterlerde, ana yol olarak sıcak asfalt çalışmamızı tamamladık. İlçe içerisinde de bütün mahallelerimizde kilit parke çalışması yapıyoruz. Şu anda ilçemizin 1/3'lük kısmını tamamlamış bulunuyoruz. Hedefimiz 2022 yılında tüm yolların kilit parke olması. Ama tabii imkanlar ölçüsünde bunu 2021 yılına sığdırmaya çalışacağız. Ama bizim hedefimiz daha 2 yıllık süreçte bu yolları tamamlamak. Yine çevre düzenlemesine önem vereceğiz artık. Peyzaj çalışması, ağaçlandırma, toparlanma diyelim. Biliyorsunuz Karamanlı'mız çok geniş bir yüzölçüme sahip ve besicilikle uğraşıldığından, tarımla uğraşıldığından oldukça çok tarım makineleri, oldukça çok bir dağınıklık var ilçemizde. Bunu toparlama süreci içerisine gireceğiz. Yol çalışması yaparken zaten boş arsaları düzenliyoruz, çevresini toparlıyoruz, atıl vaziyette bulunan alanları hep düzenleyerek gidiyoruz. Ben halkımdan bundan sonraki süreçte biraz daha değerli toplu olmalarını rica ediyorum. Yine 2020 yılında biliyorsunuz toplu besane çalışmalarımız var. Gerek Tarımsal Kalkınma Kooperatifimiz üzerinden, gerekse belediye başkanlığı üzerinden bu arazi alımına devam ediyoruz. Şu anda 150 dönümlük bir araziyi belediyemize kazandırdık. 2021 yılında daha hızlı bir şekilde arazi alımına gideceğiz. En son olarak meclis kararını alarak besane yapacağımız Bozdağ mevkiinde istimlak kararını alarak bakanlığa gönderdik. Onay sürecinden sonra hızlı bir şekilde arazi istimlaklarına başlayacağız. Şehir içerisindeki bu besiciliği Bozdağ mevkiine çıkarmak en büyük hedefimiz. Şu sakın yanlış anlaşılmasın. İşte tamamen ilçe dışına çıkarılacak. Aslında ilçe dışına çıkarılması tüm besicilik yapanlar için daha olumlu. Şimdi görüyoruz ki dar alanda şehir içerisinde besicilik yapan ve hayvan sayısı büyük başta 10, 20, 30 tane olan besicilerimiz ilçe dışına çıktıktan sonra 50'nin üzerine çıkıyor. Çünkü alan geniş, hayvanlar daha rahat bir şekilde beslenebiliyor, daha verimli bir şekilde besicilik yapılabiliyor. Onun için inanın
şehir dışına çıkanlar besicilikte daha rentable, daha gelir elde edici bir şekilde bu çalışmalarını yürütüyorlar. Yine 2020 yılında kadın girişimci kooperatifimizi kurduk. Genel kurulumuzu yaptık. Görev dağılımını yaptık ve faaliyetlere yavaş yavaş başladık. Eski Halk Bankası'nın olduğu binada kadın girişimcilerimiz orada el işi ve ev işi ürünler, yöresel ürünlerimizi 2021 yılında daha hızlı bir şekilde işte tarhanadır, bulgurdur, salçadır, turşudur, makarnadır, eriştedir bu tür ürünleri getirerek biz pazarlama yöntemlerini araştıracağız. İnternet üzerinden pazarlamamız başladı. Son olarak işte kabak bestlerini Ziraat Odası aracılığı ve kadın girişimciler aracılığıyla kabak bestlerini pazarlamasını yaptık. Ben huzurlarınızda hayırsever iş adamımız Hakan Sevim Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz kendisi Türkiye'nin en büyük rentekar otokiralama firmalarından birinin sahibi, Zeplin Otokiralama'nın. Yılbaşında hem kadınlarımıza destek olması hem de yöresel ürünlerimizin tanıtılması anlamında 250 tane paket hazırlattırıyor. Türkiye'nin her yerinde bulunan bayilerimize bu karamanımızın yöresel ürünlerinden özel ambalajlar yapılmış şekilde sepet içerisinde önümüzdeki birkaç gün içerisinde işte içerisinde tarhanası, bulguru, balı, eriştesi bu yöresel ürünler bulunuyor. Bu desteklerinden dolayı da kendilerine çok teşekkür ediyorum. Evet, ilçemizin geçim kaynaklarından birisi de hayvancılık demiştik. Hayvancılıkla ilgili vesaire çalışmalarımız devam ediyor. Ama halkımızın %90'ı için önemli olan da tarım faaliyetleri. Biliyorsunuz 2020 yılında barajımızın suyu tamamen bitti. Ve şu anda içinde bulunduğumuz günlerde kuraklık devam ediyor. Tüm Türkiye'de olduğu gibi yağışlar maalesef yok. Şu anda barajımızın doluluk oranı da %7'ler civarında. Bu da çok düşük bir oran. Çünkü zaten tabanda %5'lik bir pay kalıyor. Ondan sonra da hava yapıyor zaten dolulukta. Biz önümüzdeki süreçte 2021 yılı için 5 tane daha tarımsal sondaj çalışması yapacağız. Çiftçilerimizin mağduriyetini en az seviyeye çekmek için. Bu onlara büyük bir destek olacaktır. Çünkü tarım faaliyetleri, tabi besicilikle tarım paralel gidiyor. Biliyorsunuz ilçemizde sılaj yetiştiriciliği, yoncacılık gün geçtikçe artıyor. Seralar artıyor. Onun için bu sene sulamada geçen yıllara farklı olarak tonaj uygulamasına geçeceğiz. Ektiği ürüne göre kuru mahsulde işte dönümünde 150 ton, yaş mahsulde de 500 ton gibi bir tonaj belirledik. Bu barajımızın doluluk oranına göre tabii ki revize edilebilir bu miktarlar. Evet, ilçemizde ikinci etap TOKİ konutları inşaatında geçici kabul sürecine gelindi. Geçici kabulü onaylanmasından sonra hak sahiplerine konutları teslim edilecek. Ancak tabii ki bu süreçte hemen hak sahipleri binalarını kullanamayacaklar. Çünkü onay süreci birkaç ay sürebilir. Ben tahmin ediyorum ki Mart ayından sonra vatandaşlarımız konutlarına oturabilirler. Burada yaptığımız 2020 yılında yaptığımız en büyük yatırımlardan birisi de kilit parke tesisimiz. Şehir içerisinde bulunan ve vardiyede yani 8 saatte 400-500 metrekare üretim yapabildiğimiz kilit parke tesislerinden iki tane daha yeni makine kazandırarak taş kırma tesisimizin olduğu baraj mevkiine 2500 metrekare kapalı alan 11 bin metrekare sağ betonu dökerek iki tane daha makine kurduk. Şu anda üretim kapasitemizi gece gündüz saydığımızda 5 bin metrekareye çıkardık. Bu da
2020 yılında biliyorsunuz ekonomik olarak da durağan bir yıldı. Biz bu ekonominin durağan olduğu bir yılda Karaman olarak hem yatırım yaptık hem işçi istihdamı sağladık. Şu anda Karvel Limited şirketimiz bünyesinde yaklaşık 2020 yılında 20 kişiyi iş sahibi yaptık ve pandemiden veya durgunluktan etkilenerek işçilerimizi çıkarma yoluna gitmedik. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çünkü insanlar zor bir süreçten geçiyor. Gerçekten hem ekonomik olarak insanlarımız sıkıntıda. Onun için biz işçilerimize sahip çıkıyoruz. Yine 2020 yılında işçilerimizin alın terinin karşılığı olan bütün maaşlarını sıkıntısız bir şekilde ödemenin mutluluğu içerisindeyiz. Çünkü alın terleridir. Yönetimdeki anlayışımız eğer işçinin alın teri varsa emeğinin karşılığı gün geldiğinde yatırılmalıdır. Bugüne kadar olduğu gibi 2020 yılında da sıkıntısız bir şekilde atlattık. Evet, 2021 yılında büyük yatırımlara imza atmayı düşünüyoruz. Ben huzurlarınızda birkaç tane büyük projeyi müjdelemek istiyorum. Şimdi ilk çalışmalarımızdan bir tanesi GES projemiz. Güneş Enerji Santrali. 990 kW'lık GES projemizi Ocak ayının sonlarına doğru inşallah hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu yaklaşık 7 milyonluk bir yatırımdır. İnşaatı şu anda başladı. Ocak ayının son günlerinde faaliyete geçmesini planlıyoruz. Hakikaten bu büyük bir yatırım. Belediyemiz için büyük bir gelir kaynağı. Güneş enerjisinden yaklaşık aylık şu andaki tahminlerimize göre 200 binden üzerinde aylık bir getirisi olacak. Bizim belediye olarak iktisadi işletmeler, sondajlar ve bütün elektrik giderimizi topladığımızda tabii bunun birkaç katı bir giderimiz var. Ama 200 bin liranın üzerindeki bir gelir kaynağı da büyük rakamlar. Tabii ilerleyen süreçte tüketimimiz çok fazla olduğu için 1 megawattın üstünde yapma hakkımız da olacak. Bunun hazırlıkları içerisine önümüzdeki süreçte gireceğiz. Bunun çalışmasını da başlatacağız. Buradan üçüncü etap TOKİ konutu, kurallar çekilen hak sahiplerine bir müjde vermek istiyorum. Müteahhitimiz belli oldu. Şubat ayının sonlarında şantiyesini kuracak ve 109 konutluk üçüncü etap TOKİ konutları da Mart ayı itibariyle inşasına başlanacak. Şimdiden hak sahiplerine hayırlı uğurlu olsun, ilçemize hayırlı olsun. Evet, büyük yatırımlardan bir tanesi de halkımızın belki uzun süredir istediği, çevre belediyelerce de veya Burdur belediyelerince en büyük beklenti olan Karamanlı Belediyesi'nin yapması gerekirdi denilen, yıllardır yapması gerekirdi denilen bir projemiz. Beton santrali kuruyoruz. Yine Bozdağ mevkiinde taşkırma tesisi ve kilit paki tesisimizin olduğu alanda beton santralimizi kurduk. Bir tane 32 metrelik beton pompası aracımızı aldık. 5 tane beton mikseri kamyonumuzu aldık. Bakımları yapılıyor. 2021 yılının Ocak ayı içerisinde 5 tane beton mikseriyle bir tane beton pompasıyla halkımızın hizmetinde olacağız. Buradan şunu ifade etmek isterim ki biz kilit parke tesisine girdiğimiz üretimini çoğalttığımızdan sonra çevremizdeki tüm kilit parke üreticilerinin fiyat belirleyicisi biz olduk. Çünkü üretim kapasitemiz yüksekti. Fiyatı dengede tutuyoruz. Maliyetler belli. Satışımız belli. Eğer ki biz burada belirleyici olmasaydık bugün kilit parke fiyatları uçuk rakamlara ulaşabilirdi. Beton santralinde de yine aynı rolü üstleneceğimizi düşünüyorum.
Çünkü kapasitemiz yüksek olacak. Ve 2021 yılında da beton piyasasında Karaman'ı belediyesi olarak hem güven, halkta güven, hem fiyat istikrarı bu yönden halkın büyük takdirini kazanacaktır diye düşünüyorum. Yine başka bir projemizde buradan tam olur diyemiyorum ama yapılan çalışmayı milletvekilimiz Sayın Bayram Özçelik'in de dün istişarelerimizde söylediği küçük bir ipucu vereyim. İlçelerimizi doğalgaz kazandırma çalışmaları hızla devam ediyor. Tedarikçi firma ilçelerimize, Yeşilova'ya, Karamanlı'ya, Tefenli'ye, Kemer'e, Çaldır'a doğalgaz ulaştırma için bir çalışma yapıyor. İnşallah bunu 2021 yılında olumlu bir şekilde değerlendirmesi yapılarak önümüzdeki yıllarda ilçelerimize doğalgazsız olan Batı bölgesindeki ilçelere doğalgazı kazandırırız diye düşünüyorum. Yine yol çalışmalarıyla birlikte ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarımıza ağırlık vereceğiz. Biliyorsunuz birkaç gün önce başladığımız ilçemizin göz bebeği olan, ilçemizin tam orta yerinde olan Çamlık Aile Çay Bahçemizin olduğu Çam Bahçesi'nde eski atıl binaların yıkımına başladık. Hem kafeterya kısmını yıkıyoruz, hem düğün salonu kısmını yıkıyoruz. Çam Bahçesi'nin alt köşesinde daha önce de duyurusunu yapmış olduğumuz açık alan düğün salonu çalışmamız proje aşamasında ve yine aile çay bahçesinin olduğu kısımda güzel bir bina sosyal tesis projesi yaparak hem açık alan düğün salonu hem de aile bahçesi olarak değerlendirmeyi düşünüyoruz. Daha önce duyurusunu yapmış olduğumuz yüzme havuzu projesi de son aşamaya geldi ve ihale çalışmalarını başlatıyoruz. Tabii ki pandemiden dolayı da biraz ağırdan aldık projeyi. Çünkü biliyorsunuz pandeminin ne zaman sona ereceği belli değil. Biz de bu arada hiç hesaplı olmayan beton santrali projesini hayata geçirdik. Bunun ekonomiye dönüşü hızlı bir şekilde olacağı düşüncesiyle belki yüzme havuzu projesini birkaç ay geriye attık diyelim. Ama bence zamanlama şu anda doğru bir şekilde ilerliyor. Yaz aylarına yetiştirmeyi planlıyoruz. Tek dileğimiz pandeminin o döneme kadar sona ermesi. Buradan bir müjde daha vereyim. Biliyorsunuz Burdur'umuzda ürünlerin coğrafi işaretlemesini alan 5 tane ürün vardı. Melli inciri, işte ceviz ezmesi gibi. Buradan şu müjdeyi vereyim. Karamanlı olarak, Karamanlı Belediyesi olarak 3 tane coğrafi işaretleme belgesini önümüzdeki günlerde yapılacak olan törenle Türk Patent Enstitüsü'nden alacağız. Peki bu 3 ürün ne? 1 Karamanlı cevizi, 2 Karamanlı rezenesi, 3 Karamanlı kişnişi. Yani bu 3 ürünün belgelenmiş olması hakikaten hem Burdur'umuz için hem Karamanlı'mız için çok güzel bir haber. Üreticilerimiz ürünlerini bundan sonra daha değerli satacaklar. Tüm dünyada işte rezene arayan, kişniş arayan, ceviz arayan arama butonuna bastığında ilk öncelikli olarak coğrafi işaretli, yani güvenilir işte kalitesi kanıtlanmış. Çünkü biliyorsunuz bu ürünler birkaç yıl laboratuvarda deneyleri yapılıyor, tetkikleri yapılıyor, sonra kurumca değerlendiriliyor. Biz bunları yaklaşık 3 yıldır bunun çalışmasını yapıyorduk. Meyvesini de bu yıl almış olduk. Bugüne kadar duyurmadık. Çünkü Türk Patent Enstitüsü'nden yani 5 belgesi olan bir ilde
3 belgeyi almak hakikaten zor bir görev. Onun için biz dedik ki üçünün de ödül töreni aynı zamanda olsun. İnşallah Türk Patent Enstitüsü bu ödül törenini tertiplediğinde belgelerimizi alacağız. Evet, yine önümüzdeki günlerde bu zorlu süreçte, pandemi süresinde esnaflarımız biliyorsunuz, siftah yapmayan esnaflarımız var. Hakikaten zorlu bir süreçten geçiyoruz. Onun için Ocak ayının ilk meclis toplantısında belediyemizin kiracısı olan esnaflarımızın kira desteğini sağlamak için gerek kira artışı konusunda, gerek sözleşmelerin uzatılması, gerekse kiraların dondurulması konusunda esnafımıza ne şekilde faydalı olabileceksek meclisimizde değerlendirerek esnafımızın mağduriyetinin bir kısmını belediye olarak karşılamış olacağız. Ben beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Tekrardan olumsuzlukların geçtiği 2020 yılının hafızalardan bir an önce çıkarılması, 2021 yılının eski günlere döndüğümüz, 2019'lara döndüğümüz, daha öncesine döndüğümüz, huzurun, sağlığın, neşenin olduğu, kardeşliğin olduğu, barışın olduğu, mutlu günlerin olduğu bir yıl olmasını, başarılarla dolu geçmesini diliyorum. 2021 yılında herkes gayretli olmalı, herkes çalışmalı, herkes tekrardan söylüyorum 2020 yılını bir an önce hafızasından silmeli. Teşekkür ediyorum.